Arkadaşlar merhabalar. Bugün bir aile etkinliği yapmak için yola düştük. Çıktık yollara. Etkinliğimizin adı denize girmek. Sizlerden ricam artık kanalımıza daha çok abone kazandırmamız gerekiyor. Etrafınızda tanıdığınız ve kanalımıza abone olma olasılığı yüksek olan dostlarınıza da kanalımızı tavsiye ederseniz ve onların da abone olmasını sağlarsanız çok sevinirim. Ayrıca videolarımıza yorum ve beğenilerle destek de olursanız bizim adımıza mutluluk verici bir durum olacaktır. Hadi bakalım nereye gideceğiz görelim hep birlikte. Şöyle bakar mısınız ne kadar da güzel ya. Şöyle oksijenin kokusunu alıyorsunuz ya böyle buram buram o çam ağaçlarının, ondan sonra mersin ağaçlarının, zeytin ağaçlarının buradaki kokusu, o oksijenin net hali insanın genzinde böyle bir hoş bir koku bırakıyor. Hadi bakalım. Biz karar verdik. Orada inşallah görüşmek üzere. Atlatmadan izleyin lütfen. Yani Davutlar'dayız. Şimdi Davutlar Kuşadası'nın bir mahallesi oldu. Hani Aydın Büyükşehir olunca küçük, nezih, böyle hoş bir yer Davutlar. Seviyorum ben yani. Memleketimi seviyorum diyorsun. Ege'nin küçük bir sahil kasabası diyebiliriz açıkçası aslında ama işte dediğim gibi Aydın Büyükşehir olunca Davutlar Kuşadası'nın bir mahallesi oldu. Ama şehrin göbeğinde bile yeşillik devam ediyor. Evet ya çok güzel. O yüzden çok keyifli bir yer burası. Çok. Doğru yola da girersek daha keyifli olacak. Evet acaba o doğru yol bu taraftan mıydı o taraftan mıydı? O taraf. Mıydı? Devam. Temennimiz bu taraftan olması. girdik. Sen bakalım. Minibüsü kaçırdın. Minibüs takip ediyorduk arkadaşlar da. Hayır, o minibüs çok yavaş gitti. İkide bir yolcu alıyor, ben de geçtim. Ne yapayım şimdi? Onunla birlikte biz de yolcu mu alalım yani? Neyse, güzel Çamlı diye gösteriyor. Doğru yerden gidiyoruz. Evet, yani biz doğru yolda olduğumuzu, hedefimizden şaşmadığımızı görüyoruz. Ama bu arada inanılmaz bir trafik var yollarda. Evet. Ya bugün günlerden yani. Size hemen şöyle söyleyeyim. Bugün günlerden Perşembe, böyle bir hafta sonu yani falan hafta değil. Hafta içi olmasına hafta rağmen. Hafta içi. Haftanın tam orta günü. Biz de dedik ki hafta içi gidelim en azından rahat evet, ederiz. Yoğunluk olmaz dedik ama oluyormuş. Buranın şeyini düşünemiyorum bile yani hafta sonunu falan ya, artık nasıl olur bilemiyorum. Hafta İlerleme sonu. İhtimali olacağını zannetmiyorum şu trafiğe bak ya. Adım adım gidiyor. Yani bu trafiği göz önünde bulundurarak aslında deponuz ay ve yeter benim işte çeyrek depom var yok falan filan demeyin. Cüneyt Bey'in yapacağı gibi benzinlik aramak zorunda kalmayın. Deponuzu biraz daha dolu olarak tutun ki olası bir trafik yoğunluğunda sıkıntı çekmeyin, yaşamayın diye diyorum bunu. Özellikle hafta sonu gelişlerde uzun kuyruklar olduğu söyleniyor. Evet, arabada çalışacak mecburen. Evet. Çok sıcak. Yoksa bu sıcakta biraz araba içerisinde pişmedi. Yanarsınız, pişersiniz diye düşünüyorum. İşte bu arada burası. Paşa da arkada büyük büyük duruyor. Evet az biraz. Oo lokma dağıtıyorlar millet. Kızlar koşun kapın gelin. Sıcak sıcak. Evet. Ballı lokma tatlısı aman hadi hayırlısı. Evet ama bu arada gerçekten buranın lokması muhteşem oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim diye. Yani trafik olmasa inebilirdim şahsen. Şuraya durayım mı? Yok artık. Sen bilirsin. Hemen yol kenarında burada bankamatikler falan da var. Yani birkaç bankanın bankamatikleri falan var. Hangi banka? İleride de zaten bankamatik sokağı gibi evet. Bir şey var. Önünden geçeceğiz. Yani gelecek olanlar nakit ihtiyacı için yani 1 2 3 bankanın burada var. İleride bir 3 bankanın falan var. Hemen yol güzergahı üzerinde müsait yani yere çekerek nakit ihtiyacınızı gayet da, güzel olmuş. İhtiyaçları evet. Karşılayacak şekilde marketler yol üstünde, yol bankamatik kenarında, yol üstünde. İşte üç harfli marketlerden var. Oradan zaten alışveriş yapılabiliyor. Zaten üç harfli olmasa ne olacak bilmiyorum. Burası belediye hizmet binası herhalde. Belediye. Evet. Davutlar. Ama Davutlar değil mi? Kuşadası mı? Kuşadası. Yerel hizmet binası diye geçiyor. Evet. Çünkü burası belediye. Güzel anlıyorsun çocuğum. Belediye değil.
İşte yine üç harfler burada. Bir ikisi yan yana. Muhtemelen bir diğeri de hemen ilerimizde bir yerdedir diye düşünüyorum. Çünkü bunlar birbirinden çok fazla uzaklaşamıyorlar. Hemen birbirinin yanında, yakınında. Öyle bir durum söz konusu. Ya aynen öyle. Bak hemen sağda. Diyorum ya, onlar birbirinden kopamıyor. 50 metre arayla zaten üç harfler. Üçü bir yerde. Bunlar birbirinden çok fazla uzaklaşamıyor. Geç lan geç. Enişte doblosu geçseydiniz. Geçmedi. Ya da biz biraz hızlı davrandık galiba. Oğluşum neden ağlıyorsun? Bizim araba yavaşladığı zaman Paşa direkt ağlama moduna giriyor. Çünkü araba yavaşlayınca zannediyor ki inecek ve o arabada kalacak. Evet, herkes inecek. O arabada kalacak diye düşünüyor. İşte davutlar böyle. İşte turunç ağaçları bunlar arkadaşlar. Aydın'ın genel itibariyle bütün il ve ilçe, il merkezi ve ilçelerinde turunç yol kenarlarında bol miktarda vardır. Bazen o yüzden Antalya'yı aratmıyor bize. Evet. Ayrıca da turunç mesela salatada müthiş oluyor arkadaşlar. O aroması falan salatada kullandığınız zaman suyunuz böyle sıkıyorsunuz. Müthiş lezzet karnım katıyor. Karnım acıktı herhalde. Daha yeni yemek yediniz ama. Salataya gerçekten çok güzel tat katıyor. Kesinlikle denemenizi öneririm. Ayrıca yine turunçtan çok güzel reçel oluyor. O da çok güzel, çok lezzetli. Böyle aromatik bir reçel, kendine az turunç. O turunçgillerin, turunçgillerin o kokusunu, aromasını kesinlikle alıyorsunuz. Çok da güzel oluyor. Evet arkadaşlar, Milli Park'a geldik. Güzel Çamlı'da Milli Park'a geldik. Milli Park'ın girişinde şey gördük, o arayı çekemedik ama HGS'li geçiş yapılabiliyor, çok güzel. Hiç bekleme yapmıyorsunuz. Direkt HGS'den düşüm yapılıyor. Araçlar artık direkt HGS ile giriş evet, yapıyor. Evet, onu gör, çok güzel yani, gayet iyi. Hani o gişede falan bekleme şeyi kalmamış. O uzun kuyruklar kalkmış gelecek arkadaşlar için yani büyük bir avantaj. Tabii, yok para üstü, yok para aldım, verdim derdi de yok. HGS'den direkt düşüm hesaptan. Ondan sonra burası müthiş yalnız, şurayı bir çeker misin? Harika. Manzara müthiş. Hiçbir şey bilmiyorum. Burada seyir tepeleri var. Evet. Oradan karşıyı seyrediyoruz. Bu yatan kadın mıydı bu? Evet şu karşıdaki. Tam o çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şu an dallar, ağaçlar geldi, gösteremedim ama. Buranın giriş ücreti ne kadar da onu hatırlayamıyorum. Bizim EGS'den 35? 35 mi? Araba 35. Araba otomobil 35'miş. Yayalar da bildiğimiz kadarıyla 10. Yani ondan çok emin değilim ama araçlardan direkt 35 düşüyor. Gelecek olanlar da bu konuda bilgisi olsun. Hani EGS'den düşüm yaparken bir indirim oluyor mu onu bilmiyorum ama yok. Girişte 35 olarak yazıyordu. Kendinize şimdi sakin bir koy aramıyorum. Evet, burada birçok koy var arkadaşlar artık. Şöyle göstereyim. İlk girişteki içmeden en kalabalık olanı. Kesinlikle müthiş kalabalık. Tavsiye etmiyoruz ilk iki çok, koyu. Çok kalabalık oluyor, inanılmaz kalabalık. O yüzden biz biraz daha böyle ilerleyerek Milli Park içerisinde daha sakin bir koy bulmaya çalışıyoruz. Ama yeşillik içerisinde muazzam bir evet. Yer. Tepe tepe oksijen dolu yani. Akşamüstü göreceksiniz inşallah arkadaşlar, unutmazsak. Toplanmaya başladığımızda bütün yabani hayvanlar, özellikle domuzlar aşağı bizim yemeklerimizi yemeye, ortak olmaya geliyorlar. Hatta kızım diyor ki daha erken geliyorlarmış artık. Evet. Patır patır yavrusu peşine takılan 5-6 yavruyla hepsi aşağıya iniyorlar. Bildiğiniz evcilleşmişler artık. Evet, sizden yemek istiyorlar. Bayağı elden belden yiyecek kadar böyle evcilleşmişler. Ama şöyle bir konuda da uyarıyorlar. Hani çok fazla yemek vermek aslında bir anlamda doğru değilmiş. Çünkü korkan insanlar da oluyor ve beslenme şeklini değiştiriyoruz aslında. Yabani hayatı evcilleştiriyoruz. Domuzları beslemek yasak. Evet, yasak. Onu da bir dipnot olarak düşelim. Ayrıca burada un, karş, herhangi bir şey götürmek de
Aydınlık diye bir koy daha var. Bu ikinci koy. Burası da görece olarak bir nebze daha kalabalık. Ama en kalabalık olan İçmeler koyu. İlk koyun kum olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Kum. Gerçekten daha öncesinde çok gittiğimiz bir yer ve kum orası. Tamamen kum. Diğer koylar taşlı. Biraz daha böyle sığ bir deniz. O yüzden küçük çocukları olan genelde orayı tercih ediyor. Bir de yakın olduğu için hani gir çık çok daha kolay. O yüzden akşamüstü trafiğinden dolayı evet, çekinenler de bazen ilk koylara orası giriyor. Ama artık geçiş otomatik olduğu için girişte sıkıntı yok. Dönüş evet muhteşem bir kalabalık çünkü oluyor. Çıkış saati hemen hemen herkes o saati beklediği için ya sonuna kadar yanda, herkes değerlendirmek istiyor geldiği için. Evet, o kalabalık muhakkak ki oluyor, yapacak çok fazla bir şey yok. Jandarma devamlı kontrol altında evet, buralarda. Bu yangınlardan dolayı devriye geziyorlar. Yürüyerek de geziyorlar. Ateş yakmak yasak tabii ki. Milli Park burası. Ama şu an biliyor. Ateş yakmak yasak ama acaba halen uymayan var mı bu yasaklara? Bilmiyorum. Şurada aslında biraz durup oradan da Seyir Tepesi'nden bir çeksemedik etrafı. Olabilir ama önümüzde de zaten Seyir Tepesi var. Gerçekten. Dupduru bir denizi var. Burul burul bir deniz. Yol boyunca bu arada araçları görüyorsunuzdur. Çok kalabalık. Evet ve hafta içi tekrar ediyorum. Hafta içi bu böyle. Hafta sonu nedir? İnanın hiç bilmiyorum. Demek ki çok 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 daha fazla kalabalık oluyor. Belki de kapatılıyor bile olabilir yani. Evet evet, geçen hafta değil, ondan önceki hafta kapasitesi dolduğu için kapatıp saat 9.30'da üstelik hafta sonu araçları geri göndermişler. Yani çok aşırı bir yoğunluk oluyor burada. Genel itibariyle de buradaki Ege'deki en güzel denize girilebilecek özellikle Kuşadası'ndaki yerlerden biri olduğu için talep çok fazla oluyor. Çok. Ayrıca da o dediğim gibi özellikle küçük çocukları olanlar için söylüyorum. İlk koy muhteşem İçmeler koyu. Çünkü çok sığ. Yani git ayağınızda, dizinizde. Evet, yani dizinizde falan küçük çocuklarda hani biraz daha kontrol açısından iyi oluyor. Çünkü uzun bir mesafede yürüseniz bile derinleşmiyor böyle. Ani derinleşmeleri yok o kısmın. Küçük çocukları için, küçük çocukları olanlar için özellikle önerilebilecek bir koy orası. Milli Park'a geldiğimizde hep akşamüstü domuzlar iner normalde. Ama artık iyice alışmışlar. O yüzden daha şimdiden buradalar ve kocaman kuyruk sallayarak yanıma geliyor mesela. Hiç saldırgan değiller. Hiçbir zararları yok. Kocaman aslında bu. Kocaman bir cüssesi var. Kuyruğunu sallıyor. Şurada dişleri var kocaman. Artık evcil olmuşlar. Hiçbir zararları yok. Korkan olunca da böyle alkış falan yapınca kaçıyorlar zaten. Evet, Ağustos böceklerinin eşliğinde güzel bir yer bulduk ve yerleştik arkadaşlar. Umarım hemen arabamız yoktur. Böyle yanımızda, şansımıza ve gölgedeyiz. Kimimiz böyle böreği hemen gömüldü. Düğünden hazırlıklı gelmiştik. Makarna salatası ve börek yaptık. Ben yapmadım üstünü, annemler yaptı. Ben yiyorum, ben yiyici gruptayım. Sen bu konuda ne diyeceksin babacığım? Börek kısmında katkım var. Börek kısmında yalnız. Evet. Ama makarna kısmında maalesef destek olamadım. Bu arada şöyle, hepsi sabah taze taze yapıldı. Evet, annem tarafından pişirildi. Destek oldum derken akşamdan mental olarak. Akşamdan değil, sabah. Akşamdan değil, sabah. Hepsi sabah. Oraya sabah koyacaksın onu ama sonra geri içine. Sabah ben işten çıktım geldim. Yaptım böyle bir 2-3 saat, ondan sonra kalktık bir kahvaltı yaptık evde. Aslında burada da yapabilirdik belki ama yani ya da arabada da yapabilirdik aslında. Niye öyle yapmadık? Neyse. Ama sen uyuyordun zaten, çok yorulmuşsun akşamdan. Yani kahvaltıyı direkt hani arabada böyle. Kahvaltıda çok vaktimiz kaybolmadı ki, belki 20 dakika en fazla. Yani çıktık geldik böyle buradayız. Deniz de hemen şöyle yakınımızda, dibimizde. Çok yakın. Ya buradan da görülebiliyor galiba ama biraz daha
anlaşılır şekilde olsun diye. Böyle bir stroforumuz var yanımızda. Bütün soğuk alması gereken şeyleri onun içine doldurduk. Buzlar falan var içinde. Tabii böyle domuz da var. Şurada hemen ileride görüyorsunuz. Dibimize geliyorlar zaman zaman. Çok acayip evcil hayvan haline gelmişler. Yani çok enteresan. Yani gel diyorsun, geliyor, git diyorsun, gidiyor. Öyle bir durum da var. Denizde hemen böyle buradan. Aramızda sadece küçücük bir yol var burada. Bu yoldan sonrası komple deniz. Zaman zaman tekneler böyle koya doğru yaklaşıyor. Ondan sonra işte müzikler falan filan buradan birkaç denize giriliyor. Sonra ayrılıyorlar. Dip yapısı hemen onu da bu koyun özellikle dip yapısını göstereyim ben size. Böyle kırma taşlık denizin içerisi muhteşem balıkla dolu. Bayağı her taraf karagöz ve çupra, melanur tarzı balıklarla dolu. Böyle burası komple ağaçlık bir yer. Yol güzergahı da aynı şekilde ağaç. Yalnız bu tarafa geldiğinizde aman dikkat edin. Öncelikle bir, telefon çok fazla çekmiyor. İki, muhakkak ki otomatikten çıkartıp manuel olarak ayarlama yapın. Hangi operatörü kullanıyorsanız onu elle seçin. Yoksa Yunanistan şu karşısı Yunanistan'dadır arkadaşlar. Şu ilerisi hemen. Direkt oradan bağlanıyor. Tabi öyle olunca da yurt dışı görüşmeye geçiyor. Evet. Burada da yine anne domuz ve yavruları bize yine geldi. Eşlik ediyorlar. Evet burada. Çok fazla arkadaşlar. Milli park burası. O yüzden de bunların buradan bir tane taşı bile kımıldatamıyorsunuz yerinden. Durum bu. Bu kadar. Masalara falan da gelip şöyle dibimizde. Evet burada da bir diğeri yanımıza yakınımıza kadar sokulabiliyorlar. Hatta yanımızdan hiç ayrılmıyorlar diyebilirim. Tanıtmaya, bugünün güncesini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Lütfen atlatmadan izleyin, abone olarak. Evet, karnımız doydu, yerleştik. Paşa'yla denize girmeye geldik. Paşa bayılır zaten denize. Çok, çok seviyor, şimdi belki denize girelim dedi. Kaçacak delik Paşa arıyor, bakın ben dönüyorum, o dönüyor. İllaki bir denize girelim deyince biz de Paşa'yı kıramadık. Geldik, denize gireceğiz. Kızlar zaten girmişti. Biz biraz bekledik. Of, ayakları yemiyor onu. Dur oğlum. Oradan kımıldama, ayakları yemiyor. Havlunun üstünde dur, çok sıcak. Evet. Otur aşkım oraya, otur. Bir de denize girelim. İki çimelim. Ondan sonra biraz daha buralarda takılır. Biraz daha bir şeyler yapar. Ondan sonra muhtemelen. Zaten burası 8 gibi falan kapanıyor arkadaşlar. Biz de 8'e kalmayız herhalde. Ya da kalsak da ona göre çıkış yaparız. Valla doğası, şu ağaçların şu hali falan muhteşem ya. Doğayla içeceğim. Biz biraz geç kaldığımız için aslında biraz daha sakinleşmiş burası. Yani. Ama olsun ya, herhalde. Bence daha iyi olmuş. Çok çok. Bence gayet güzel. Paşa'yla bize sıkıntı oluyor çünkü. Her yeri salça olduğu için paça, paça, paça yalnız. Paşa değil. Paça, ne haber paça? Merhaba de. Oğlum. Otur, çok, otur hayatım, otur. Çok fotojenik bir kamerayı bayılır, çok sever. O kamerayı gördüm, kafayı öbür tarafa çeviriyor. Öyle, yapacak bir şey yok. İyi bakalım, hadi bir serinleyelim. Evet. Duruma göre hareket edelim. Yine biraz saat ilerledikçe domuz sayısı artıyor şuradan. Kaçıyorlar, geliyorlar, sürekli yemek arıyorlar.
Burada bir sürü var aslında şu anda. Burada bir tane var. Biraz kendilerini sevdirecek gibiler, o kadar. Burada kocaman bir tane var. Çamura bulanmış gelmiş. Çamurlar da yüzmüş. Bu da diğerinin yemek yediğini gördüğü için koşa koşa gidiyor. Umarım kavga etmezler şimdi. Kovaladı onu. Orada besliyorlar. Bizim masada da durum. Böyle paşa yine tabii ki herkesi havlıyor. Hiç şaşırmadık bu şekilde. İncir yer misiniz incir? Öyle. Biraz daha denize girdik çıktık. Şimdi atıştırıyoruz. Evet, bayağı incir, bir atıştırıyoruz yalnız. İncir, çekirdek, işte ıvır zıvırlar. Ne varsa erik, doldurduk. Siyah erikler falan var. Vallahi bol vitaminli bir gün geçiriyoruz. Paşa biraz kafa şişiriyor ama. Oldu. Nerede domuz görse onları. Ama aslında o domuzlar o kadar avlamadı. İnsanları gördükçe avlıyor. Hayvanlar alemine hiçbir şey demiyor. İnsanlar alemine gelince cıv 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 ne güzel dünya. Paşa. Melisa Hanım. Hafta sonu gene dönüyorsunuz. Evet. Melisa bizim büyük kızımız. Antalya'da orada çalışıyor arkadaşlar. Öğretmen. Okul öncesi öğretmeni. Bu sefer bize bayağı sefer büyük bir sürpriz yaptı. Evet, çok etti. Ben gece uyuyorum. Geç yapmışım. Sabah saat 7'ye geliyor falan. Kafamda bir böyle birileri böyle kikirdiyor. Oluyor. İki tane kız. Bu arada Arzu Hanım da Dikili'deydi. Biz küçük kızla birlikteydik. Küçük dedik kazı kadar tabii. Evet. O müjde böceği denir mi? Müjde böceği gibi değil bu. Müjdeye sakinleş, falan bu tarafa doğru gel. Evet şimdi. Sana müjde getirecek. Dolandı dolandı gitti. Evet. Sana tabletin kılıfı geliyor diye müjde getiriyor bak. Kameramanın yani saldırı oldu biraz önce o yüzden. Paşa yine paşa. Normal bir çocuğa bağırıyor günküyle paşanın yaptıkları. Tabletin kılıfı geldi ve biz buradayız. Telefonlar da çekmiyor. Süper. Evet. Aklınızda olsun buraya gelirken gerçekten telefon çekmiyor. Çekerse de Yunanistan tarafından çekiyor. Mecburen telefonu kapatmak zorunda kaldık. Elle bağlanma falan. Gelmeden önce sizi paşa merak edecek olanlar varsa onlara bilgi verin ki sizi merak etmesinler, ulaşamazlarsa merak etmesinler arkadaşlar. Böyle de bir durum var. Telefonun çektiği yerden en azından hemen bilgi verin. Diyin ki biz şuradayız ve telefonumuz bugün akşama kadar artık ne kadar kalmayı planlıyorsanız çekmeyecek diye bilgi verin. Ayrıca çöplerinizi de muhakkak böyle bir çöp poşeti ayarlayın. Sağa sola atmayın. Atmayalım. Hemen yakınımızda çöp bidonu var. Burada biriktirip oraya atıyoruz arkadaşlar. Az önce burada bunlardan onlarca vardı. Hiç yoksa bir 30-35 tane vardı. Ama ben kamerayı elime alana kadar hepsi bir yere dağılıp gittiler. Hemen şu ilerimizde size birazcık buradan bahsedeyim isterseniz. Hemen şu ilerimizde çeşme var. Musluklar o tarafta. Duş var 4 tane. Direkt soğuk ve insanı kendine getiren buz gibi bir sudan bahsediyoruz. Bayağı insanı uykunuz falan varsa da evet az önce bahsettiklerim işte bir kısmı da burada. Bazıları gerçekten bebekler. Bayağı bebekler. Çok küçükler. Umarım görebiliyorsunuzdur. Hemen bir hareketlilik olduğu an hepsi şu çalıların ağaçlık ormanın içine kaçıyor. Şu an yine burada sakince etrafta yiyecek bir şeyler arıyorlar. Kendi aralarında oynuyorlar böyle bakın. Minnak minnak var. Bizimkiler de duş aldı, hazırlandılar. Biz de yavaş yavaş artık çıkacağız buradan. Yani çok güzel. Biraz korktu. Direkt elden yiyor. Ama normalde bir şey vermek bunlara yasak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle yapalım.
Milli Park'ta avlanmak yasaktır. Ondan sonra yine burada Akıza, Milli Üyelikası ve Kaydan taş toplamak yasak falan. Burada bu kısımda yine araç girişine yasak alan, şurada ileride duşların olduğu kısım, şurada karşıdan gelenleri görüyorsunuz. Onların yan taraflarında duşlar var. Ondan sonra burada musluk var. Hakeza burada işte su ihtiyacını gidermek açısından ve ağaçlar. Herhalde bu ağaç yani birkaç yüzyıllıktır diye düşünüyorum. Açıkçası böyle ağaç artık 1, 2, 3, 4'e 5'e bölünmüş ve her bir dal, yani buraya ortasına böyle bir ev yapılabilecek genişlikte bir ağaç bu arkadaşlar. Ben daha yakından da gösterebiliriz. Şöyle bakın. Böylesi. Bir ağaçtan bahsediyoruz yani. Şöyle bakın. Şöyle. Muhtemelen çekimde çok da büyük görünmüyor olabilir ama açıkçası burası bayağı geniş bir alanı kapsıyor. Bunun gibi mesela bu ağaç komple burayı kapsamış, böyle onun altından geçiliyor. Çok enteresan. İncir ağacı komple yere kadar uzanmış. Bu kısımdan başlayıp burada bir ne olmuş diyelim? Çardak, evet. Çardak gibi bir şey olmuş. Biz kızımla burayı geziyoruz şu an. Aslında çok da vaktimiz kalmadı. Niye? Artık kapanma zamanı geldi. Kapanış kaçtaydı babacığım? 8'de burası kapanıyor. Buradan çıkış olmam lazım. Evet, yani 8'de burada artık bizim nefes almıyor olmamız lazım. Buradan tamamen ayrılıp gitmemiz lazım. Sesleri duyuyorsunuzdur. Ağustos böcekleri burada var gücüyle çalışıyorlar. Yine bir ağaç. Bakın, çınar ağacı. Yani asırlıktan fazladır. Yine burada bir çınar ağacı. Hemen karşımızda tuvaletler, soyunma kabinleri mevcut. Orada da hem üzerinizi değişebiliyorsunuz hem lavabo ihtiyacı gibi zararı ihtiyaçları karşılayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burası yani ne diyeyim ya, müthiş. Zaten böyle hava kararmaya başladığı zaman ya da böyle el ayak çekildiğinde bu kısma girdiğinizde inanılmaz bir sivrisinek var. Çok fazla. Yani sivrisinek saldırısına direkt uğruyorsunuz. Çok, çok fazla var. O yüzden aslında 8'de burayı terk etmek de bayağı mantıklı. Yoksa bir hayli kan bağışı yapmış olursunuz burada. Güzel, müthiş, yemyeşil, bol oksijenli bir yerdeyiz. Burası gerçekten deniziyle, doğasıyla, her yönüyle doğayla iç içe olacağınız bir yer arkadaşlar. Yani av yapılamıyor. Her türlü av yasak. Taş bile buradan, şu taşlardan ya da bir dal parçasından bir parçayı bile buradan alıp yanınızda alıkoyup da buradan götüremiyorsunuz. Bunu da bilginiz olsun. Aman dikkat edin. Öyle bir hataya da düşmeyin. Burası milli park olduğu için hepimize ait, bütün insanlığa ait bir yer. Koruma altında. Elimizden geldiğince böylesi güzel ve yeşil, doğayla iç içe olan yerlere çok 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 özen gösterip korumalıyız. Az sonra buradan toparlanarak biz de ayrılacağız. Ayrılmadan önce böyle geniş çevreyi size birazcık anlatmak istedim. Yakın zamanlarda böyle bir planımız daha var. Yine belki başka bir yerde, başka şekilde oraları da anlatmayı düşünüyorum.
Sonrasında yine kamplı balık avları falan böyle geniş, çok güzel, çok müthiş projelerle birlikte olacağız yine. Evet, bizim sürü yine aşağı inmiş. Nerede? Baksana. İyice insan gidiyor ya. Evet evet. Bakalım kim ne bıraktıysa diyor. Burada artık yavaş yavaş güneş bize alasmağlık diyor arkadaşlar. Tam da kapanış aslında çok da güzel zaman bana kalırsa. Daha da geç olması çok da mantıklı değil. Burada çok daha fazla kalıp da biraz da diğer yaşayan canlılara burada fırsat vermek lazım. Onlar da buranın tadını çıkarsın diyelim. Muhtemelen onlar bizden çok daha fazla buranın tadını çıkartıyor. Güzel bir yer. Çam ağaçları, keçi boynuzu ağaçları var. Biraz önce bir tane verdim anneme, buldum. Ha, keçi boynuzu mu? Evet. Zaten baksana, bunlar da onları yiyordur muhtemelen. Yani bulduklarında oralarda falan yiyorlardır diye düşünüyorum. Şey gibi, arabanın silecekleri gibi sürekli sağ sol sağ sol. Aynen öyle. Bunlardan onlarca vardı. Hiç yoksa bir 30-35 tane vardı. Ama ben kamerayı elime alana kadar hepsi bir yere dağılıp gittiler. Hemen şu ilerimizde size birazcık buradan bahsedeyim isterseniz. Hemen şu ilerimizde çeşme var. Musluklar o tarafta. Duş var. 4 tane. Direkt soğuk. Ve insanı kendine getiren buz gibi bir sudan bahsediyoruz. Bayağı insanı, uykunuz falan varsa da, evet az önce bahsettiklerim işte bir kısmı da burada. Bazıları gerçekten bebekler, bayağı bebekler. Çok küçükler. Umarım görebiliyorsunuzdur. Hemen bir hareketlilik olduğu an hepsi şu çalıların, ağaçlık ormanın içine kaçıyor. Şu an yine burada sakince etrafta yiyecek bir şeyler arıyorlar. Kendi aralarında oynuyorlar böyle, bakın. Minnak minnaklar. İşte insan eli buradan el ayak çekilince direkt insanlardan kalanları yemek için hepsi çok hızlı bir şekilde aşağıya iniyor. Bizimkiler de duş aldı, hazırlandılar. Biz de yavaş yavaş artık çıkacağız buradan. Yani çok güzel. Biraz korktu, direkt elden yiyor. Ama normalde bir şey vermek bunlara yasak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ondan sonra neler var burada mesela? Hemen size ondan kısaca bahsedelim. Mesela buradan bir taş parçası, dal parçası, herhangi bir şey alıp yanında götürmek yasak arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyelim. Sonrasında burada balık avı yapmak her şekilde yasak. Yani oltayla da olsa, ağla da olsa her şekilde balık avı yapmak burada tamamen yasak. Onlar yapılamıyor. Bilginiz olsun. Zaten bununla ilgili de birkaç noktaya da uyarı levhaları asılmış. Hemen o uyarı levhalarından bir tanesinin yanına geldik şimdi. Bakın. Burada yazıyor. Umarım görebilirsiniz. Şöyle yapalım. Milli parkta avlanmak yasaktır. Ondan sonra yine burada Akeza, yine bir uyarı levhası ve birazdan taş toplamak yasak falan. Burada bu kısımda yine araç girişine yasak alan, şurada ileride duşların olduğu kısım, şurada karşıdan gelenleri görüyorsunuz ama onların yan taraflarında duşlar var. Ondan sonra burada musluk var. Hakeza burada
işte su ihtiyacını gidermek açısından ve ağaçlar. Herhalde bu ağaç yani birkaç yüzyıllıktır diye düşünüyorum. Açıkçası böyle ağaç artık 1, 2, 3, 4'e 5'e bölünmüş ve her bir dal yani buraya ortasına böyle bir ev yapılabilecek genişlikte bir ağaç bu arkadaşlar. Ben daha yakından da gösterebiliriz. Şöyle bakın. Böylesi bir ağaçtan bahsediyoruz yani. Şöyle bakın. Şöyle. Muhtemelen çekimde çok da büyük görünmüyor olabilir ama açıkçası burası bayağı geniş bir alanı kapsıyor. Bunun gibi mesela bu ağaç komple burayı kapsamış, böyle onun altından geçiliyor. Çok enteresan. İncir ağacı komple yere kadar uzanmış. Bu kısımdan başlayıp burada bir ne olmuş diyelim? Çardak, evet. Çardak gibi bir şey olmuş. Biz kızımla burayı geziyoruz şu an. Aslında çok da vaktimiz kalmadı. Niye? Artık kapanma zamanı geldi. Kapanış kaçtaydı babacığım? 8'de geziyor. 8'de kapanıyor. Buradan çıkmış olmam lazım. Evet, yani 8'de burada artık bizim nefes almıyor olmamız lazım. Buradan tamamen ayrılıp gitmemiz lazım. Sesleri duyuyorsunuzdur. Ağustos böcekleri burada var gücüyle çalışıyorlar. Yine bir ağaç. Bakın çınar ağacı. Yani asırlıktan fazladır. Yine burada bir çınar ağacı. Hemen karşımızda tuvaletler, soyunma kabinleri mevcut. Orada da hem üzerinizi değişebiliyorsunuz hem lavabo ihtiyacı gibi zararı ihtiyaçları karşılayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burası yani ne diyeyim ya, müthiş. Zaten böyle hava kararmaya başladığı zaman ya da böyle el ayak çekildiğinde bu kısma girdiğinizde inanılmaz bir sivrisinek var. Çok fazla. Yani sivrisinek saldırısına direkt uğruyorsunuz. Çok çok fazla var. O yüzden aslında 8'de burayı terk etmek de bayağı mantıklı. Yoksa bir hayli kan bağışı yapmış olursunuz burada. Güzel, müthiş, yemyeşil, bol oksijenli bir yerdeyiz burası. Gerçekten deniziyle, doğasıyla, her yönüyle doğayla iç içe olacağınız bir yer arkadaşlar. Yani av yapılamıyor. Her türlü av yasak. Taş bile buradan, şu taşlardan ya da bir dal parçasından bir parçayı bile buradan alıp yanınızda alıkoyup da buradan götüremiyorsunuz. Bunda bilginiz olsun. Aman dikkat edin. Öyle bir hataya da düşmeyin. Burası milli park olduğu için hepimize ait, bütün insanlığa ait bir yer. Koruma altında. Elimizden geldiğince böylesi güzel ve yeşil, doğayla iç içe olan yerlere çok 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 özen gösterip korumalıyız. Az sonra buradan toparlanarak biz de ayrılacağız. Ayrılmadan önce böyle geniş çevreyi size birazcık anlatmak istedim. Toparlandık, evet. Aracımıza bindik ve dönüş yoluna geçtik. Yine tam güzel ve müthiş kaliteli bir aile etkinliği oldu. Gezdik, tozduk, gördük, eğlendik ve şimdi yavaş yavaş evimize doğru yola çıktık, gidiyoruz. Sizler için, burayı da tanıtmak için elimizden geleni yaptık. Umarım bir nebze olsun faydası olur. Yani ailece gelinebilecek, evet, en güzel yerlerden birisi. Yani gölge var, ağaçlar var. Ağaç var, masalar var. Masalar var hazır. Duş, soyunma kabini. Evet.
Yani birçok artısı. Çeşmeler de var. Çeşmeler var. Ha şu var, ateş yakılamıyor tabii ki, o durum da belli. Çok fazla ülkemizde ya orman yangını oldu. Onunla ilgili maalesef tabii ki de bu konuya çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ama doğası, onumuz, suyunun temizliği. Biz birçok yerde denize giriyoruz ama en ufak bir dalgada çalkalandığında ya su gerçekten kötü oluyor. Ama burada yarım metreye geçkin dalgalar olduğu halde bile su hiçbir şekilde bozulmadan tertemiz, berrak kalıyor. Evet, bir zaman zaman 70-80 santimleri bulan dalgalar olduğu halde hiçbir şekilde bozulmadı suyun rengi, çamurlaşmadı, kirlenmedi, yosunlaşmadı, hiçbir sorun yoktu. Bu arada burada bir de kanyon var. Hani biz sadece levhasını gördük ama kanyona gitmek isteyenler araştırıp nasıl bir şey olduğunu da görebilirler. Her şeyin iç içe olduğu bir yerdeyiz kısacası. Evet, müthiş. Yani açıklamalar kısmını eğer ki unutmazsam İzmir'e ve Aydın'a buranın kaç kilometre olduğunu ne kadar yazarım. Zamanda gelinebileceği. Evet, onu da yazarım. Birkaç gelişi var İzmir'den. Dilerseniz otoban üzerinden, dilerseniz de normal. Seyir tepesinde de unutmazsak duralım. Evet, oranın da manzaranın güzelliğini, akşamın güzelliğini gösterelim sizlere. Şurada bir seyir tepemiz mevcut herhalde. Hemen şurada. Az ileride. Burada değil mi? Biraz ileride. Ha. Şurası. Çok güzel. Burada dilerseniz öyle oturabiliyorsunuz da. Hangi gibi de yapılmış. Ve o müthiş manzara. Şöyle göstereyim. Müthiş, müthiş, müthiş. Güneşin batışı. Buradan. Gördüğümüz yerler Güzelçamlı, ondan sonra Davutlar ve Kuşadası o şekilde gidiyor arkadaşlar. Şöyle karşıda. Şu karşımızda hemen yine güneşten dolayı görebilir misiniz bilmiyorum ama burası Yunan Adası. Adanın ismini çok iyi biliyordum ama şu an hatırlayamadım maalesef. Müthiş bir manzara. Gerçekten. Kaçerensiz olmaz dedi manzara. Burada da kendi haline fotoğraf çektirmeye çalışanlar. Aynen ama fotoğraf. Wow, burası fotoğraf. Bayağı yüksekmiş yalnız. Bayağı yüksek. Gerçekten. Benim burada durduğuma bakma, sırf YouTube için çekim yapıyorum. Yoksa burası gayet benim için yüksek ve hiç sevmediğim şeydir yükseklik. Ama manzara bu güzel, güneşin olduğu yeri gördünüz mü? Evet, onu zaten çektim, böyle gösterdim. Müthiş, müthiş, müthiş. Müthiş, gerçekten müthiş ya. Doğa harikası. Gerçekten müthiş. Melike, herkese tavsiye ederim. Kesinlikle, kesinlikle. Gece kalınamıyor tabii burada. Ona göre planlarınızı yaparsınız. Günübirlik geliniyor. Ve burada denize giriliyor. İşte yanınızda getirdiğiniz yiyecekleri yiyebiliyorsunuz. Tabii önceden evde hazırlamak kaydıyla burada bir şey hazırlamak pek mümkün değil. Ya da kahvaltı türü şeyler yiyebilirsiniz. Ama evde hani böyle dolma, sarma tarzı şeyler, börek, çörek, o tür şeyler çok fazla burada rağbet görür ve mantıklı olur diye düşünüyorum. Yani diğer türlü sulu yemekler falan, yani dökülme, saçılma etrafa bu nedenden dolayı biraz sıkıntı olabilir. Bir yere geldiğimizde oradan kalkarken bıraktığımız tek şey ayak izlerimiz olsun. Çöplerimizi alalım. Ne demişler? Ve bulmak istediğin gibi bırak. Aynen öyle. Dilek'a Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park. Gelmeyi düşünen, daha önce burayla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen herkes için umarım yardımcı bir video olmuştur.
Biz çok eğlendik. Gelecek arkadaşların da eğleneceğini düşünüyoruz. Evet, şurada Zeus mağarası var. Ekstradan. Yani bu tarafta gerçekten çevrede çok görülecek çok şey var. Yani özellikle tarihe olan ilgili arkadaşlar, tarihle ilgili olan arkadaşlar çok şey bulacaktır bu taraflarda. Ekstra piknik alanları da var. Şurası evet, da Zeus piknik alanı diye yazıyor. Yerleri, piknik alanları. Ve kalabalık bayağı. Köy kahvaltısı falan. Gayet güzel. Ve kaliteli zamanı geçirmek isteyenler için müthiş bir yer. Ben kesinlikle tavsiye ederim. Evet kızlar, son cümlelerinizi alalım. Nasıldı? Güzel bayağı. Güzel, keyifli vakit geçirdim. İnşallah tekrarı nasip olur hep beraber. Evet, gönül ister ki hep nasip olsun. Buradan Melisa Alkan'a mesaj veriyoruz. Subliminal mesaj. Gönül ister ki hep bizim yanımızda olsun, hep birlikte gidelim her yere. Ama ne yazık ki çocuklar çocuk olarak kalmıyor. Evet, büyüyorlar. Ve artık zamanı gelince de yuvadan bir şekilde uçuyorlar. Canları sağ olsun, ne diyelim. Evet, görüşmek üzere. Hep biz videoda şey diyoruz ya, rast gelsin. Bak, bu seferki öyle değil. Bu sefer sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Abone olarak videolarımıza beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.